6 Ne dört, güzel bir seyirci 2 1 İyi akşamlar sevgili izleyenler. <laughs> Ütopya'da 268. gün. Sevgili izleyenler bugün 20 Temmuz 2015. Bildiğiniz üzere bayram vardı ve sevgili izleyenler bayram dolayısıyla sizlerin ziyaretlerde olduğunuzu düşündük ve gündemi sıcak tutmak adına bayramda ana haber bültenini yapmadık. Sevgili izleyenler bugün bayramın ardından oluşan ilk gün. Sevgili izleyenler bugün inanılmaz hareketli bir gündü. Ve geçen bayram da geçen günlerde birbiri üstüne gelişmeler yaşandı. Sevgili izleyenler gaflar, yalanlar ve yine kirli oyunlar düzenleyen kişiler iş başındaydılar. Sevgili izleyenler yine olayların aktörleri ne yazık ki değişmedi. Ne yazık ki doğru yolu bulamadılar. Bayramdı ve buradan herkesin geçmiş bayramını, bayramı mübarek olsun diyor. Ve ana haber bülteni başlıklarıyla devam ediyoruz. Sevgili izleyenler altarın saygısızlığına geleceğiz. Ardından isimsizler notlaşıyor. Ve yeni liderin fırçası. Ve yeni lidere çok güzel bir isim bulduk ve kendi de isminden memnun olsa gerek liderlikle alakalı hemen demeçlerini verdi. Ve ardından yeni liderin potadaki muhteşem lafına geleceğiz. Ve Murat'ın yeni oyunu. Sevgili izleyenler, ardından Semih'in kötü Semih'in bana karşı bir ricası oldu. Geçen. Ve senin en büyük hatan benimle tanışmak dedi. Kim kimin için kullandı bu cümleyi? Birazdan göreceksiniz. Sevgili izleyenler böyle saldırılar olacak. Daha önce de böyle saldırılar oldu. Böyle saldırılar olacak. Sevgili izleyenler tekerine geçirmek isteyenlere Tuncay'dan müthiş bir cevap geldi. Üzerine Bahadır süsledi. Bakalım ki bu haber neydi? Ve ardından yine bir mesleki gruba hakaret vardı. Sevgili izleyenler. İsterseniz günün önemli haber başlıkları ile ana haber bültene ben Bahadır Derici ile birlikte devam edelim. İsim sizler notlaşıyor sevgili izleyenler. Oylama günü mektup geldikten hemen sonra isimsizler bir anda notlaşmaya devam ettiler. Ve masalarında dört kişiydiler. Masalarında dokuz tane kitap vardı. Dört tane ajanda bir tane mavi tel dosya vardı. Ve sevgili izleyenler Kaan'la Murat, Tuncay'ın çatıdan görmesi üzerine birbirine kitap alışverişinde bulunuyorlardı. Ve ben hemen gittim ve o an Kaan'ın elinde bir kitap vardı. Kitabı Kaan gösterdi fakat Kaan'la Murat'ın arasında tam üç tane kitap vardı. Bildiğiniz üzere notlaştıklarına dair daha önce de şöyle bir kanı vardı. Murat abi lavaboya giderken elinde beyaz bir kitap vardı. Aynı kitabı Semih'in elinde de gördük ve aynı kitabı Kaan'ın elinde de gördük. Murat abiye daha sonrasında Murat abi hangi kitabı okuyorsun dediğimde is ismini söyleyemedi. Sen kitap okumuyor musun dediğimde hayır ben kitap okumuyorum dedi. Sevgili izleyenler notlaştıklarına dair bariz bir şekilde kanıtlarımız vardı. Fakat burada isteyen istediği şeyi yapabilir biz bunu sorgulamıyoruz. Ama ne notlaşıyorlardı? ve nelerle alakalı birbirine not yazıyorlardı bizim ilgilendiğimiz boyut bu. Bildiğiniz üzere Kuretülen'i Semih elemişti. Bunu bize söyleyen hangarın kapısında Murat Rişvan'dı. Ve bunu söylediği zaman şöyle bir olay gerçekleşiyor. Kuretülen elenmeden önce bir gün ya da iki gün önce Murat abi sizin hareketlerinizde bir değişiklik var diyor. Bir problem mi var diyor. Ve dolayısıyla o anda ...şöyle bir muhabbet dönüyor... ...diyor ki olur mu... ...böyle bir problem olsa ben sana söylemez miyim diyor... ...ve Kuretüren tam çıkarken... ...oradan şöyle bir olay oluyor... ...ve diyor ki... ...olsa söylemez Klamaz. miyim... ...demesinin üzerinden tabi diyor ...peki ben şimdi yine size soruyorum... ...görün ki başlayalım. sevgili izleyenler... Kızı ...madem... Kızı gibi, ...Semih ve Murat... ...hiçbir şekilde... ...notlaşmıyorlardı... Kuretülay'ın gidişini şey Semih Murat'a nasıl Artık söyledi? Havuç Sevgili saati. izleyenler her şey havuç saati. açık ortada. Kuretülay'ın elendiğini Semih'e söyleyen Murat'tı. Sevgili izleyenler bakın her şey ortada. Madem bu arkadaşlar Bamsızlar. mutlaşmıyor nasıl o zaman Kuretülay'ın elendiğini Murat'a söyledi. Bayağı 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 Yine kitaplar. Bayağı 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 Sevgili izleyenler Bakın bu gerçeklere <laughs> nedenli bir başkaldırış <laughs> ve bu gerçeklerin nasıl korktuğuna dair çok büyük bir belge. <laughs> sevgili izleyenler, bakın bu insan gerçekleri örtbas etmek için burada. Madem bizim anlattıklarımız gerçek değilse bu insanlar burada seslerini yükseltmezdi. Ama bu Havuz demek var, değil. Yerlisi, <laughs> sevgili izleyenler, burada <laughs> Ütopya'nın huzurunu bozan bir takım Devamlı işler olacak. Bunlar abi. her daim olacak. Fakat Biz ben notlaşma ile alakalı ya. yine şunu belirtmek istiyorum. Yani de Kuretülayını yani, eleyen kişi Semih'ti. Ve Kuretülayını eleyen gar, kişi gar. Semih olduğu için bunu Murat abiye söylemişti. Gar. Ve Murat Kuretülayın Murat abiye bir problem mi var? Neden bana kötü davranıyorsunuz ya da neden bana soğuk davranıyorsunuz üzerine? Olur mu gülüm bir problem olsa söylemez miyim dedi. Ardından Kuratilan gider gitmez tabii söylemem dedi. Ve ben şunu söylüyorum. Madem Kuratilan severler kameralar önünde bunları duymadılarsa Semi Murat'a bunu nasıl söylemiş olsa gerek? Peki ben şunu söylüyorum size. Kuratilan'ı eleyeceğini Murat abiye söyleyen Semi, Altan'ın arkasından çevirdiği dümenleri de Murat abiye yazmış olabilir mi? Ya da Murat'ın Kaan'a kışkırtmasını Semi notlarıyla söylemiş olabilir mi? Bunlar sadece düşünce. Siz takdiri verecek kişilersiniz sevgili izleyenler. Sevgili izleyenler, yeni lider. Biliyorsunuz önce isterseniz potaya gelelim. Potada çok atraksiyonlu bir oylama geçirdik. Ve bu oylama o kadar farklı yerlere çekildi ki ve aslında gerçekler o denli kapatılmaya çalışıldı ki bizler bile alet ettik. Sevgili izleyenler, potaya üç kişi çıkacaktı. Meral, Pınar ve Buket. Pota'da öyle bir an oldu ki Murat abi peşinden gelecek Kuretülay'nın oyunu hiçe sayarak Çağlar'ı oylamadan düşürdü ve Buket'i yazdı. Bizim altı oyumuz var dedi. Ve bu cümleyi vurgulayarak söyledi. Bizim altı oyumuz var dedi ve Buket'i dokuza tamamladı. Eğer Kuretülay'ın da Buket'e at, atsaydı 12 olacaktı. Ama ne yazık ki Kuretülen kalktı. Ben bu oyunu bozarım diyerek grubun sabahtan beri konuşmuş olduğu kişi üzerindeki bütün stratejileri bitirdi. Üstüne oylama anında 4-5 kere karar değiştiren Semi, Murat ve Altar'ı madara etti. Ve sevgili izleyenler Pınar'ı işaretleyerek buketi düşürdü. Ve bununla alakalı da Kuretülen'in nedenli grubunda asi olduğunu ve grubunun nedenli çöktüğünü kanıtlar bir belgeydi bizim için. Ve bununla alakalı biliyorsunuz isimsizler grubu kendilerine bir isim bulamadıkları gibi kendilerine de bir lider seçemiyorlar. Onların liderlerini biz veriyoruz. Ve bunun üzerine isimsizler grubunun yeni lideri Kurre dedik. Ve bir isim taktık. İsimsizlerin isi geldi Kurre is oldu. Sevgili izleyenler, bakın kurreis isimsizlerin yeni lideri olduktan sonra kendi grubundaki kişilere fırça attı. Hem de öyle böyle bir fırça değil. Nedir dedi bu e-ticaret üzerine sizin safsatalarınız, nedir bu e-ticaret üzerine ürünleri göndermemeniz. Herkes üzerine düşen görevi yapsın dedi. Bunu 38 yaşındaki Murat'a söyledi, bunu Altar'a söyledi, Kaan'a ve Dila'ya ve Semih'e, herkese söyledi. Herkes tut demiş bülbül gibiydi. Kimse sesini çıkaramadı. Belki haklıydı, belki de yeni liderlerine duyduğu saygıdandı. Sevgili izleyenler, Murat'ın yeni oyunu. Bakın, Murat'ın daha önce Semih'in üzerindeki kirli oyunlarını ve Semih'in altındaki tahtayı çekeceğine dair çok büyük derecede delillerimiz vardı ve bunları size sunduk. O günden sonra Murat abi çok değişti. Murat abi olmadık şekilde ithamlara ve tehditlere başladı. Ve biz yeni oyununu güneş ışığına çıkardık. Ve Murat abinin yeni oyunu şu. bulunduğu zaman da Semih'i altarı hiçbir şekilde ayırma teşebbüsünde bulunmuyor. Ve bize dedik ki acaba Murat abinin amacı Semih'i ya da altarı diskalifiye ettirip yerine geçmek olabilir mi? Sevgili izleyenler bili biliyorsunuz Murat abi bana şu cümleyi kurmuştu. Bahadır kendi oyununa bak benim oyunuma karışma demişti. Sevgili izleyenler takdir sizin. Biz takdiri size bıraktık fakat Murat'ın yeni oyunu bizim gözümüzden kaçmadı. Sevgili izleyenler, Semi geri viteslerine bir yenisini daha ekledi. Ve dün bana sabaha kadar konuşalım, sabaha kadar konuşmak istiyorum dedi. Ve ben benim kendisine yanıtım net oldu. Ve sabaha kadar konuşalımdaki bana karşı göndermiş olduğu teklifin altında şu yatıyordu. Sevgili izleyenler, Burada Semi kameralara oynuyor ve kameraların açıları ile birlikte destekleyenlerine sesleniyordu. Bu insanların tutumları, bu insanların yapmış olduğu hareketleri tamamen burayı kastediyor. Ve buradaki hareketleri aslında dışarıdaki hareketleri kesinlikle bu değil. Ve ben bunun üzerine şöyle bir şey daha ekliyorum. Aynı Semi burada Seline ve Bukete şunları söylemişti. Kızlar beni yanlış anlamayın. Ben normalde böyle bir insan değilim. Eğer Tuncay'la Bahadır'a çanak tutmazsanız belki finali görürsünüz demişti. Sevgili izleyenler, Semih'in neden oynadığını ve Semih'in burada nedenli gerçek bir karakterde olmadığını sizlere defalarca söylemiştik. Ve sevgili izleyenler, en önemli haberlerden birisidir. Semih hatasını anlamış olsa gerek şöyle bir cümle kullandı ve dedi ki Serkan'a senin en büyük hatan benimle tanışmak oldu dedi. <laughs> Sevgili izleyenler bakın gerçekten kötü bir insan olduğunu, gerçekten hata yapabilecek biri olarak gördüğünü kendisini bu cümlesiyle açığa çıkardı ve Serkan'a dedi ki senin en büyük hatan benimle tanışmak oldu. Nitekim sadece Serkan'ın değil benim de Serkan'ın da Raşit abinin de Pınar'ın da Yıldız'ın da Buket'in de Tuncay'ın da Noyan'ın da en büyük hatası Semih ile tanışmak oldu. Sevgili izleyenler bakın yine kötü Semi, yine kötü Semi. Ve dün şöyle bir olay yaşandı. Murat dış kapının dış mandalı sözünü duydu. Ve bunu duyan kişi 38 yaşındaki bir kişi. Ve bunu 25-26 yaşındaki bir kişiden duydu. Ne söyledi sevgili izleyenler? Murat abi o an hangarın dışında bekliyordu kapısında. Ve de dedi ki: "Sen dış kapının dış mandalısın." dedi. Biz baktığımız zaman bizi konuyla ilgilendiren bir şey yoktu. Fakat Murat abi o anda hangarın kapısında bekliyordu. "Acaba Murat abiye mi söyledin?" diye sorduk. Yanıt vermedi. "Murat abiye mi söyledin?" dedik. Yanıt vermedi. Fakat belki de Murat abiye söylemiş olduğu öngörüsüne bulunarak 25 yaşındaki bir çocuğun 38 yaşındaki saygısızlığına lütfen dikkat edin Bakın sevgili izleyenler bu insanın psikolojisinin nedenli bozuk olduğunu Altar dile getirmişti. Altar dedi ki Semi sen bu psikolojiyle finale gidemezsin dedi. Biz söylemiyoruz. Kendi grubundaki arkadaşı söylüyor. Ve sevgili izleyenler düne damgasını vuran ve ütopyaya damgasını vuran bir şahıs tuvaleti tekeline çevirmeye çalışan bir zihniyetten bahsediyoruz. Ve buna çanak tutan 6-7 kişiden bahsediyoruz. Sevgili izleyenler, biliyorsunuz hangarın içerisinde bir tuvalet var. Ve bu tuvalete Kuretülen izinli bir şekilde Murat abiden anahtarını aldı. Ve bu anahtarı kesinlikle bize sormadan Murat abinin izniyle aldı. Murat abi zaten yeni liderinin çanakçısı. Ve burada Murat abiden almış olduğu anahtarla tuvaletin borusu patlak diye ilk başlarda burayı giysi yerine çevirdi. Fakat daha sonra patlak boru değiştirildi ama bize söylenmedi. Yine kuretülen burada istediği zaman girip istediği zaman çıkabileceği bir şey haline getirdi. Ve tuvaleti resmen tekeline çevirdi. Ve buna başta kadınlar olmak üzere hepimiz tepki gösterdik. Ve dedik ki bakın burası hepimize ait bir yer. Ve burası buraya mal olmuş, Ütopya'ya mal olmuş bir yer. Kimse hiçbir şekilde buraya tekerine çevirip, anahtarını saklayıp, istediği zaman girip, istediği zaman çıkamaz dedik. Fakat ne yazık ki laftan anlamıyorlar. Ve ne yazık ki grubundaki büyük insanlar dahi laf anlatamıyorlar. Ve daha sonrasında haklı bir nedenle ben de destek vererek yaptığı eylemlerle değil ama Yıldız'a ve Pınar'a çok güzel bir şekilde cevap verdiler ve Yıldız Pınar tuvaletin kapısını söktü. Haklı bir nedenden ötürü. Çünkü belki 5 defa, belki 10 defa uyardılar. Dediler Kuratülen anahtarı ver, burayı biz de kullanmak istiyoruz. Ve tuvaletin hiçbir sorunu yokken, fakat vermediler. Ve vermemelerinin üzerine tuvaletin kapısını haklı olarak söktüler. Tuvaletin kapısını söktüler, arkaya koydular. Tuncay, siz nasıl olur da böyle bir kapıyı buradan hiçbir şekilde kilidini bize saklayıp kullandırmazsınız diyerek, madem bu kapının kullanılmasını istemiyorsun dediler ve Ütopya'nın en gözde mekanına diktiler. Ve süslemesi de Bahadır'a kaldı ve biz de orayı Kureyren'in kapısı dedik. Ve bundan sonra hiç kimse Kureyren'e burada dikili bir taşın yok diye bir cümle kullanmasın. Çünkü Kureyren'e biz taş değil kapı diktik. Ama ne yazık ki grubundaki kişiler Kureyren'i uyarıp, Kuretülay'ın kapısına sahip çıkmadılar. Sevgili izleyenler, bakın burada bir grup var. Ve buradaki bu grup altı kötü zihniyet mesleki gruplarına nedense bir alıp veremediği var. Daha önce gazeteye karşı paçavra dediler. Gazeteye inanılmaz derecede büyük saygısızlıklar yapıp gazeteyi toz kağıdı yapmak istediler cam silmek istediler. Ve gazeteciliği maksadı para kazanmak değil mi diyerek gazeteciliğe büyük bir saygısızlık yaptılar. Ve aynı kişi bugün foto muhabirlerine saygısızlık yaptı. Ve foto muhabirine dedi ki foto muhabiri gel buraya dedi. Sevgili izleyenler bakın buradaki bazı kişiler sözün ya da kurdukları cümlenin nereye gideceğini bilmeden sadece konuşmak için konuşuyorlar. Ama biz bunların yapmış olduğu hareketin yanlış olduğunu biliyor ve sizlere vermiş olduğumuz rahatsızlıktan ötürü özür diliyoruz. Sevgili izleyenler bildiğiniz üzere buradaki 16 yarışmacının hepsinin gazetesi satışa sunuldu. Bazı arkadaşlar dokunulmazlığı hak etti geçen seferde olduğu gibi 5 yarışmacı ve bu haftada sizlerin destekleyeceği 5 kişi dokunulmazlık kazanacak. Kim olursa olsun, kimi desteklerseniz destekleyin. Herkesi desteklediğiniz için ben kendi adıma teşekkür ediyorum. Ve gazetelerimizi satın alarak bizlere dokunulmazlık sağladığınız için de hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi, saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Sevgili izleyenler, bildiğiniz üzere Ütopya TV ana haber bülteni her zaman olduğu gibi saat 21'de gerçeklerin ve sadece gerçeklerin olacağı üzerine Bahadır Derece'nin yorumunu ekleneceği bir ana haber bülteninde görüşmek üzere. Sağ olun, var olun. Bir şey söyleyeyim mi? Piştim. Piştim.